Ahtapotları konuşacağız. Ahtapotlarla alakalı bir sorunuz varsa buradan bekliyorum. Bakayım sorular var mı? Evet, gelmeye başladı ufaktan. Tamam. Evet, yavaş yavaş başlayabiliriz aslında. Bizi gördükçe insanların geleceğini düşünüyorum ben. Bakıyorum işte soru var mı diye. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Ece ilk soruyu sormuş galiba. Ahtapot herhalde denize faydalı mı? Onun görevi nedir? Bir de onun özelliği nedir? Şimdi herhangi bir canlı fayda, zarar, yarar diye aslında biyolojide veya işte evrimsel süreçte veya yaşam piramidinde en üstte işte avlananların en yukarıda olduğu, en altta avcıların olduğu bir yaşam piramidinde herhangi bir canlı fayda, yarar, zarar şeklinde aslında nitelendirilemez. Her gezegende her olan canlının ekosistem içerisinde bir işlevi vardır. Yani bunun içerisinde en sevmediğiniz canlılardan tutun, en nefret ettiklerimize kadar, en iğrendiğimize, en korktuğumuza kadar hepsinin işlevi var. Yani bir sivrisineğin de işlevi var, bir kara sineğin de. İşte bu hani yazın kıyılarda deli gibi bizi deli eden, sokarak deli eden at sineği derler bazıları. Bazıları bilmem ne sineği derler. Onun bile işlevi var. Böceklerinde, karıncalarında her şeyin işlevi var. Ahtapotunda bir yeri var, bir işlevi var. İşte bir tarafta avcı olurken bir tarafta da av oluyor. Onun için her canlı avcı ve av olduğu için her canlı ölerek işte toprakta olsa gübre oluyor. Denizde olsa bir şekilde ayrışıyor çeşitli organizmalarına, şeylerine, hücre organellerine. Organik döküntü oluyor. Çürüyor. Zemindeki canlılara yemek oluyor. Ürüyor. Ürüdükten sonra ölüyor. Öldükten sonra önce mürenler olmak üzere. Daha sonra da oradaki organik maddeleri çözen, üstüne üşüşen, çürümüş organik maddelerle ve atıklarla, yani organik atıklarla beslenen zemin canlılarına koku duygusu çok ötede olan, önde olan, hatta işte kedilerden, köpeklerden veya işte karadaki hayvanların koku duygusundan da kat kat üstte bir koku duygusu olan canlılara, işte bunlar nelerdir mesela? Deniz salyangozları vardır, leşçi. Ondan sonra çıyan vardır, deniz çıyanı, o da leşçidir gibi canlılara besin oluyor bunlar. Onun için görevi nedir? Ben sizin soru şeklinizde biraz açıklamaya çalışayım. Görevi nedir derseniz, görevi ne olabilir ahtapotun? Aslında birçok görevi var. Yani yaptığı her şey onun bir görevi diyebiliriz. Hani biz nasıl yaşamda her izimiz, her hareketimiz bir görevse, biz bir görevmiş gibi düşünüyoruz. Yani bir hayata gelme nedenin nedir diye bir sorguluyorsun ya sen. Ahtapot sorguluyor mu acaba? Sorguladığını zannetmiyorum ama çok şey oldu bu. Garip oldu. Ama onun görevi nedir diye düşünürsek, yani kamufle oluyor, bir şekilde avcılık yapıyor, onun görevi olabilir. Ondan sonra bir avcıyla karşılaşıyor, kamuflaj yapıyor, kaçıyor, onun görevi olabilir. Bir geceliğin bir keşiş yengecini kovalıyor, yiyor, onun içerisini boşaltıyor, yuvasının önüne koyuyor veya bir yengeci yiyor, kabuklarını döküyor, onun görevi olabilir. Bir de onun özelliği saymakla bitmez galiba. Yani her kolunda, 8 kolunda 8 marifet diyebiliriz. En önemli özelliklerinden bir tanesi bence ahtapotların bir kere çift beyinli olmaları. Yani dünyadaki organizmalara kesinlikle ve kesinlikle benzemiyorlar. Bunun için de ahtapotlar dünya dışı varlıklar, uzaylı olarak nitelendiriliyorlar. Biz de dergi içerisinde böyle bir takım makaleler yapmaya çalıştık ahtapotlarla alakalı, Magma dergisi içerisinde. Çünkü ahtapotların bir kafa tarafında bir beyinleri var. Bir de kollarında beyinleri var. Yani her kolda bir ahtapotun bir beyni var. Çok enteresan bir özellik.
Onun için en önemli özel, bir sürü özellikleri var ama en önemli özelliklerinden bir tanesi bu diyebiliriz. Bunun haricinde kamuflaj tabii ki en önemli özellikleri. Bu hayvanlar gizlenerek, zeminde gizlenerek, zemine tutunarak, zemin üzerinde crawling dediğimiz, yani hafif hafif ayaklarını kaydırarak, kollarını kaydırarak, uzana uzana ilerleyerek ilerliyorlar. Ama bunu yaparken de zeminden zemine geçerken bukalemun gibi bir kamuflaj özelliklerini kullanıyorlar. Onun haricinde en önemli özelliklerinden bir tanesi, bazıları bunu daha baskın şekilde gösteriyor ama bazıları da böyle daha minimal, sadece ihtiyaç olduğunda gösteriyor ama kendinden büyük görünmek özelliklerinden bir tanesi var. Mimik yapmak, yani mimik aslında İngilizce'de bir şeye benzeme, bir şeymiş gibi davranma özelliğidir. Mesela kokonat oktopus denen bir tür var. Bu türün en önemli özelliği kokonatın içerisine, yani Hindistan cevizinin içerisine, yarım kalmış kabukların içerisine girip bunu kendine yuva belleyip onunla beraber sanki bir keşiş yengeciymiş gibi yürür. Öyle denir. Bir mimik oktopus vardır. Bu her türlü canlının şeklinde bürünebilir. Aynen bir yani sanki shapeshifter gibi, yani deri, yani karakter değiştiren bir canlı gibi, bir bakarsınız büyür, aslan balığına görünür, bir bakarsınız yengeç gibi gözükür, bir bakarsınız zeminde yürüyerek bir kanatlı kırlangıç gibi gözükebilir, bir bakarsınız çok büyük bir balık gibi gözükebilir. Yani böyle özellikleri var. Bir de çok büyütebiliyor kendini, büyük görünebiliyor, yani kollarını iyice açarak büyük görünerek karşısındakini aldatmaya çalışıyor. Yani bir anlık hemen bir sıvışmak için bir şey arıyor kendine. Aynı şekilde bir şeyle karşılaştığı zaman, düşmanla, kendinden büyük bir objeyle karşılaştığı zaman, bir insanla karşılaştığında da rahatsız olduğunu ve tedirgin olduğunu anlar, şöyle anlayabilirsiniz. Mürekkep püskürtüyorsa bir avcıya karşı rahatsız olmuştur ve sıvışmak istiyor. O mürekkepi püskürttüğü andaki oluşan duman, yani işte denizin içerisinde bir duman gibi oluşuyor bu. Onun 3-4 saniyelik bir kaçma imkanını bulmasına neden oluyor ve o şekilde sıvışmaya başlıyor. Başka bir özelliği, çok iyi bir şekilde deliklerin içerisine girebilir. Hani fareler için derler ya, işte kafasının, kuyruğunun girdiği her yere girebilir. Aynı şey ahtapotlar için de geçerli. Her türlü deliğe girip kayalıkların içerisini kullanma özellikleri vardır. Onun için tabii yumuşakça olduğu için, hani omurgasız bir canlı bu. Omurgasız olduğu için çok rahat bir şekilde, yani kafası büyük gibi gözükse de şu kadarcık bir delik içerisinden kocaman bir ahtapot bile girdiğini görebilirsiniz. Bir de alet kullanma beceriler vardır. İşte kokonat, Hindistan cevizi ahtapotunda olduğu gibi alet kullanır. Aletleri, çevresindeki kayaları düzenleyerek kendine bir yuva yapar. Alet kullanarak avcılık yapabilir gibi bir takım özellikleri vardır diyeyim. Ve başka bir soruya geçeyim diyorum. Türkiye'nin dev yetenekleri sormuş. Dalış yaparken bir anda ahtapotla karşılaşsak bize herhangi bir yaklaşımda bulunur mu? Bir anda karşılaştık. Şimdi bir anda karşılaşmak olabilir. Eğer bir aktif bir av halindeyse, kamuflajını bir şekilde bozmuşsa, deniz şehri ve kayalık ortamdan bir anda kumul bir ortama geçip kamuflaj yapmamış durumdaysa görebiliriz bir anda. Bize karşı herhangi bir yaklaşımda bulunur mu? Bir kere gölgeden, çok yukarıdaysak gölgemizden bir etkilenebilir. Ondan bir rahatsız olabilir veya olmayabilir. Eğer yaklaşırsak, sonuçta düşünürseniz yukarıda güneş var. Ve o güneşin içerisinden bir silüet iniyor. Yani aşağıdan bakan her türlü canlının yukarıdan göreceği şey bir silüettir. Bir karaltı iniyor. Yani bu karaltı ne olabilir düşünürseniz? Her türlü canlı olabilir. Yani bizim sularımızda çok fazla yok ama, yani evet, kuzeyde daha fazla var. Bu bir yunus olabilir, köpek balı olabilir. Veya ahtapotun en büyük avcılarından bir tanesi fok olabilir. Kocaman 2,5 metrelik gövdesiyle, tabii çok azaldı bu canlılar. 100-120 tane var şu anda kıyılarımızda. Hani biliyorsunuz ben de çok fazla paylaşıyorum. Akdeniz Foklarının Araştırma Grubu, Sualtı Araştırma Derneği bu canlılarla alakalı bir farkındalık, bir koruma, mağaraları ve habitatları koruma çalışması yapıyor. Hatta son zamanlarda görmüşsünüzdür. Ben de videolarını yapmıştım. Demre'de ve Kaş'ta zincir çektik ki bunların üreme mağaralarına, bu canlıların yaşam alanlarına, dinlenme alanlarına, son kalan sığınaklarına işte günübirlik
gezi tekneleri girmesin, jet skiler, speedboatlar girmesin diye zincir çekmiştik hatırlarsanız. Oradaki yerel yetkililerin de ilgisiyle zor bir operasyondu ama neyse konumuza dönelim. İnanılmaz görüntüler olabilirdi eğer biraz daha fazla çevrede Akdeniz foku olsa. Şöyle bir görüntü görürseniz çok şanslısınızdır. Yüzeyde kocaman bir ahtapotu ağzıyla almış ve onu sağa sola çarpan bir fok görürseniz müthiş bir görüntüdür bu. Keşke görüntüleyebilsem böyle bir görüntüyü. En büyük avcılarından bir tanesidir ahtapotun ve bayılır ahtapota. Saatlerce oynayabilir. İşte biraz önceki dediğim noktaya dönersek yukarıdan bir karaltı geliyor ve biz de aşağı yukarı 1.80-1.70 boyunda hani canlılar olduğumuzu düşünelim. Ortalama 1.70 olabilir. Belki 1.65-1.70. Yani fok da hani genci 1.50 falan diyelim. Yetişkini 2. Yukarıya doğru dişi yetişkin ve işte 3 metre erkek, en maksimum erkek kadar gidiyor. O kadar büyük bir canlı silüetinin yukarıdan size doğru indiğini düşünün. İrkilecektir hayvan. Silüet geldiği için. Şimdi bu bir fok olabilir insan gelirken. Hızlı iniyoruz. Yani serbest dalış veya şnorkel yapan insan hızlı inecektir. Dalış yapan insan ise alttan geleceği için biraz daha sakin yaklaşma şekli olabilir. Ama bir geldiği anda ahtapot hemen kayaların arasına girmeye çalışacaktır yakınsa. Çayırların içerisindeyseniz dibe çökmeye çalışacaktır. Kumda yakalandıysa iyice tedirgin olup orada kamufle olmaya çalışacaktır ve bir kaçış alanı kollayacaktır. Eğer kaçmıyorsa ve rahatsa orada başka bir durum vardır. Ahtapotların karakteriyle de alakalı da bir şey. Bazısı çok meraklı olabiliyor. İlk bir tedirgin olsa da belki size doğru bir hareket yapıyor olabilir. Yuvasındaysa güvendedir. İlk bir çekilir ama meraklıdır. Geriye çıkabilir. Bu tarz hareketler yapabileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar, Ahmet, Serap, hoş geldiniz. Obst, beyaz atlı sinek, o iyi isimmiş. Limbic Frag, Mutlu, hoş geldin. Ayşegül Öngel, Buket Uzlu, Raziye, hoş geldiniz. Selam arkadaşlar, hepinize ben de el gönderiyorum buradan. Şöyle, şu işaret. Var mı başka soru? Bu arada ahtapotlarla alakalı sorularınızı bekliyorum. Oo, Veryeri, hoş geldin. Yaşaroğlu, hoş geldiniz. İlker Kavak, Banu, Murat Acun, hoş geldin Muratçım. Erkancım, hoş geldin. Ayşe Hanım, Yılmayan, Nuran Erer, Zeynos, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize wave, wave, wave. Buradan el gönderiyorum. Selamlar. DGN Sayılır, hoş geldin. Aa, Zeynep'çim gelmiş. Hoş geldin Zeynep. Evet, ahtapotlarla alakalı soruları bekliyorum arkadaşlar. İsterseniz sorular gelene kadar ben ufak ufak bir şeyler anlatayım. Hafif bugün biraz böyle çekincen davranıyoruz. Oh, Murat'tan gelmiş bir soru. Müjde'nin hoş geldin. Meltem'cim hoş geldin. O Meltemler, duble Meltem gelmiş. Evet, Murat şöyle soruyor. Ahtapotlarda balık ya da midye gibi bir yetiştirilme gerçekleştirebilir mi? Süper soru. Şimdi ben bir size itirafta bulunmak istiyorum. Yani benim eski bir avcı olduğumu biliyorsunuz. Tövbe etmiş bir avcı diyelim. Çok uzun zaman önce tabii. Ben 6 yaşında su altı avcılığına başladım. Öncelikle kabuk toplayarak 7 yaşında ise elime zıpkın verilip balık avlamaya başladım. Ve 21 yaşında zıpkın avlamayı, balık avlamayı bıraktım. Yani kendi etki noktamı gördüğüm için bırakmak durumunda kaldım. Bizim sahilde Bodrum'da işte yazlık almıştı bizimkiler. Onların yazlığın önünde benim her gün 6 saat 5 saat dalışında yaptığım etkiyi gördüm ve bıraktım. Daha sonra da tabii ekolojiyle alakalı bir şeyleri okumaya başlayınca insanların ne kadar fazla etki ettiğini gördüm ve bıraktım. Fakat bu süreç içerisinde şimdi conservation dediğim şey, ekoloji dediğim şey, deniz habitatlarını koruma dediğim şey öyle... Hani bir anda böyle gelmedi. Yavaş yavaş öğrenmeye başladık. 80'ler, 70'ler, mesela 60'larda, 50'lerde, 70'lerde hatta dalıcılar zıpkınla balık avlardı. Giderlerdi, çat diye vururlardı işte orfozları. Alırlardı ellerine şeyleri, istakozları. Yani hepimizin dedelerinde böyle şeyler var. Deniz kenarında olmuş ve denizle büyümüş insanların hepsinde var. Dalış yaparlardı ve toplarlardı. Onlar ciddi bir şekilde bir etki ettiler su altında. Tabii ki endüstriyel avcılık gibi değil ama bir etkisi oldu. Ardından biz yavaş yavaş ya balıkçılık da
kötü olabiliyor. Endüstriyel balıkçılığın da sıkıntıları var. Trolling, gırgırın sıkıntıları var. Zıpkının, oltacılığın eğer denetlenmezse bunların hepsinin işte üremeden önünde balık avlamanın, boyaltı balık avlamanın veya diğer canlıları avlamanın hepsinin sıkıntısı var diye düşünüyorduk. Yani ahtapotlarla alakalı da bir problem olabileceğini hiç düşünmüyorduk açıkçası. Ben işte akvakültürle alakalı bir yerde bir sene çalıştığım için bir de balık yetiştirme, deniz canlıları yetiştirmeyle alakalı bir fikir, iş fikriyle alakalı bir şeyler düşündüğüm için ahtapot yetiştirmeye çalıştım kendimce. Biraz anlamak için aslında canlıları. Denizin içerisinde bazı kafeslerin içerisinde yerleştirip işte testi gibi bir takım şeylere yuva yapıp onların girmesini sağlayıp önlerine bir takım yemekler koyup denemeler yaptım. Bazılarında maalesef ben bu bahsettiğim bu arada yanlış anlamayın benim de biraz daha hani yani dünyanın da biraz daha bilinçsiz olduğu My Octopus Teacher gibi filmlerin olmadığı ahtapotlarla alakalı bilgilerin çok daha az olduğu ne kadar zeki canlılarla alakalı bilgilerin dönemlerdi. Ben de birkaç tane ahtapotu öldürdüm yani maalesef öldürdüm yaptığım denemelerde maalesef çok üzülüyorum bunu söylüyorum ama yani 90'ların sonundan bahsediyoruz. Onun için affetsinler beni. Tabii ki ondan önce avcıyken en hedef canlılardan bir tanesiydi. İlla ki şu an geldiğimiz noktada çok azalmış vaziyetteler. Ben hayatımın yarısında avcılık yaptım ama hayatımın diğer yarısında yapmıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. İspanya ciddi şekilde bir tüketici. Hatta dünyanın en büyük balık İthalat, ihracatçılarından bir tanesi. İtalya inanılmaz tüketiyor. Yunanistan inanılmaz tüketiyor. Özellikle İspanyolların ahtapotlarla alakalı bir takım yetiştirme denemeleri oldu. Bu denemelerde bir takım sıkıntılar vardı. Dünyada farklı işte bu canlıları yetiştirip tavernalara, meyhanelere, restoranlara veya gross marketlere satmak isteyen insanlar oldu. Çeşitli yöntemler geliştirdiler ama şöyle bir durum vardı, bir sıkıntı vardı. Şöyle bir loop vardır bir hayvan yetiştiriciliğinde. Yani larval stage dediğimiz larva döneminde yani doğduktan yumurta döneminden sonra larva dönemi biraz daha büyüyor. İşte her canlıda farklı isimleri vardır bu larval stage'in farklı şeylerinin. Birinin ayağı çıkar, birinin kuyruğu çıkar, birinin gözleri büyür, birinin nostrum yani karideslerdeki zımbırtı büyür. Birinde işte yüzgeçler çıkar falan gibi şeyleri vardır. Bu süreç gelir yani büyür, genç olur, üremeye başlar. Çiftleşir, doğurur, yeniden geri döner buraya diyelim. Bu arada larval stage yani yumurtadan larvaya noktasında bir sıkıntılı bölüm vardı ve İspanyollar çok uzun zaman önce bunu keşfetmişlerdi ve üretmeye başlamışlardı. Ve uzun süre devam ettiler. Yani başarılı olduklarını iddia ediyorlardı. Uzun süre devam ettiler. Ama çok etik mi bu diye bir takım tartışmalar olmaya başladı ve orada clashlar, çarpışmalar olmaya başladı. Ahtapotları yetiştirmenin etik olup olmadığı ile alakalı diyebilirim. Ama İspanyollar böyle bir şey deneyip başardıklarını ve makale yaptıklarını biliyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım yani sorunu cevaplayabilmişimdir. Zaten bu konularla alakalı biraz daha konuşuruz. Hatta filmi konuşuruz biraz da. Ben yazdım aslında biraz da. My Octopus Teacher insanları çok fazla etkiledi. Herkes bir şeyler söylemeye başladı. Hatta ahtapot aktivisti oldu bir sürü insan. Meyhanelerde löpür löpür götürürken ahtapot işte şey salatası veya kolu yok Yunan'da gördüğümüz asılı güneşte pişirilmiş ahtapotlar falan çok gözdeyken bir anda aktivistler türemeye başladı. Zaten öyle olur. Bir şeyden çok etkilenen insanlar ve ardından da aktivist olurlar. Çok güzel olsunlar tabii ama sadece ahtapot aktivisti olmamak gerekiyor. Kıyı habitatlarını, bütün habitatı, bütün canlıları, deniz canlılarını korumak gerekiyor. Bizim için değil, o habitatın geleceği için korumak gerekiyor. Bizim de geleceğimiz için tabii ki korumak gerekiyor. Serhat Özdemir, evet. My Octopus Teacher belgeselini izlemeyen varsa mutlaka izleyin. Bana o filmle alakalı sorular sorabilirsiniz. Herkesin kalbine dokundu o film. Aslında filmin de çok önemli bir misyonu vardı. Oradaki konu ahtapot değil aslında. Bilmiyorum farkına vardınız mı? Oradaki konu kelp ormanları. Yani kelp ormanları dediğimiz canlılar uzun yıllar içerisinde büyüyen, gelişen, zeminden yukarıya kadar çıkan adeta bir Amazon ormanları gibi ormanlar.
Bu ahtapotlar da orada işte Güney Afrika'nın o yöresinde yaşayan ahtapotlar da buranın kayalıkları, kelp ormanları arasında yaşayan canlılar. Onlar da dediler ki ya bu ahtapotu korumak için biz ne yaparız? Pardon, kelp ormanlarını korumak için bir tane kahraman ortaya atmamız lazım. Bu da ahtapot olsun, hiç yapılmadı. Böyle bir kahraman ortaya çıkartalım diye bir film yaptılar. 100 milyon insanı izlediler Netflix'te. Müthiş bir başarı, müthiş bir belgeselcilik başarısı. İnanılmaz bir dramatizasyon. Ve film kalbe dokundu. Neden? Bir tane ortaya bir şey çıkarttılar. Depresyonda bir adam çıkarttılar. Ve bu depresyondaki adamın kendini iyileştirmesi için denize gitmesi gerekiyor. Çok bilindik bir hikaye. Evet, işleyen bir hikaye. Doğaya giden, denize giden insan mutlaka açılacaktır. Psikolojik sıkıntılarından arınacaktır. Hatta biz eskiden işte denize gittiğimiz için bizim psikoloğa ihtiyacımız yok gibi bir... ukalacı bir cümle kurardık. Hatta bizim yogaya ihtiyacımız yok gibi, ukalacı bir meditasyona ihtiyacımız yok gibi dalgıçlar arasında, serbest dalgıçlar arasında böyle bir şey vardı, anlayış vardı. Elbette var ama yani denizin, doğanın mutlaka meditatif bir noktası olduğunu düşünüyorum. Gelelim ahtapotla tanıştığı ahtapotla günlük hikayesini anlatan ve ahtapotun da hazin bir şekilde ölüşüyle ama o insanın yükseltişiyle, depresyondan çıkartışıyla alakalı bir filmdi bu. Şimdi tabii ki film çok güzel. Boklamayalım filmi ama tabii şöyle bir nokta var tabii film içerisinde. Yani bir Hollywood filmi gibi size bir picture sunuyor, bir resim sunuyor film. Yani oradaki ahtapotla insanın ilişkisini anlatmaya çalışıyor. Çünkü çok iyi analiz etmişler. Biz ancak dokunabildiğimiz, sevdiğimiz, bizim beslediğimiz, bizim yanımızda olan aynen evimizdeki kediler, köpekler gibi canlıları sevme noktasına erişiyoruz. Dokunmadığımız, evimizin etrafında olmayan, beslemediğimiz, tüylerini sevmediğimiz, yatağımızda yatırmadığımız canlıyı sevmek gibi bir şeyimiz zor oluyor. Çünkü içimize sokamıyoruz. İşte orada da o duyguya biraz gidiyor. Adamla ahtapot arasında bir ilişki olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama bir ilişki yok. Ahtapot bir vahşi hayvan. Ahtapotu eğer buranıza koyarsanız, şuranıza koyarsanız ahtapotun yapışma ihtiyacı vardır. Ve kendini güvende hissetmek isteyecektir. Ve yapışır. Aynen kayalara yapıştığı gibi, aynen zemine yapıştığı gibi. Ve işte vantuzlarıyla yapışacaktır. Ama fırsat bulduğu anda sıvışmaya çalışacaktır. Elinize koyduğunuz zaman yine yapışacaktır. Fırsat bulduğu anda sıvışmaya çalışacaktır. Gözünüze koyduğunuz zaman yapışacaktır. İşte gözünüze, maskenize veya işte bazılarının yaptığı gibi şov için poponuza sıvışacaktır. Yani hayvanı zeminden alıp şey yapıyorsanız bir şekilde hayvanla ilişki kuruyorsunuz anlamına gelmiyor bu. Hani oradan hort diye aldınız koydunuz. Oo çok iyi ilişki falan değil bu. Veya hayvan meraklı hayvan dedim. Ahtapot yuvasında götürdüğünüz parmağınızı. Parmağınız renkli bir cisim. Aynen bir beyaz bir plaka, PVC plaka götürmüşsünüz gibi. Beyaza karşı ahtapotların bir özel bir ilgisi vardır. Çünkü midye kabuklarının, istiridyelerin içleri, salyangozların içleri inanılmaz derece güzel bir beyazdır, inci beyazdır. Ve bundan etkilenirler. Zaten parangola diye de bir sistem vardır. Eski balıkçılar, halen de kullanılan bir sistemdir. Pırıltılı ve şıngırtılı bir çam ağacı gibi içerisinde plaka olan ve balık olan bir oltayı bırakırlar. O zeminde tarar zemini. Ve ahtapot buna yuvasından gelip tutunur. Bırakamayacağı için de yukarıya doğru çekilir. Bu sistemin de prensibi budur. Yani parmağınızı götürdüğünüz zaman o çekingen bir ahtapot değilse ikinci beyni var demiştim ya. O kollarıyla gelip size dokunmak isteyecek olabilir. Çünkü sizi anlamak isteyecektir. Bu canlı nedir? Önümde gördüğüm canlı. Çünkü onların gözleri de bizden farklı. Ve ama dokunma hisleri ve beyin olan o kollar çok önemli bir dokungaç işlevi. Ve algılama şey işlevi görüyor. Onun için yani bu sizle müthiş bir connection kuruyorum anlamında değildir. Bir de filmde benim uzman noktasında görüşümü sorarsanız oradaki ahtapotlar bir tane ahtapot değil. Yani ahtapotlar diyorum birçok ahtapotun günlerce çekiminden oluşturulan bir film olduğunu düşünüyorum. Bir ahtapotla çekilmesi mümkün değil o filmin. Aynı zamanda da filmdeki arkadaşların o son sahnede köpek balığını yeme sahnesinde birkaç ahtapotu feda ettiklerini düşünüyorum o sahneyi çekebilmesi için. Çünkü zaten bu yapılan bir hiledir. Vahşi yaşam fotoğrafçılığında, filmografisinde özellikle Güney Afrika'da çok fazla yapılır. Mesela benim bunu gördüğüm noktalardan bir tanesi balık kartalını fotoğraflayabilmek için göle bir tane böyle mantar koyarsınız. Mantarı da balığın işte ölü bir balığın dikersiniz, kapatırsınız.
onu atarsınız, çağırırsınız. Orada yetiştirilmiş olan balık kaltralı da gelir, süzülür. Ve siz çok güzel de bir alçalmaya şey yaparken, gözlerken balığı kapışını çok rahat bir şekilde çekersiniz gibi sahneler olmuştur. Ben de böyle fotoğraflar çektim diyebilirim. Ecobur. Ben de acaba bir uzay casusu diye düşündüğüm olmuştu. Evet, kesinlikle. Yani böyle makaleler çıktı zaten. Şimdi işte bilmem kaç tane kalp, işte şey mavi akıyor kanı, kessen geri şey yapıyor, çıkıyor. Birkaç tane kesiyorsun, geri çıkıyor hepsi. İşte beyin durumu, bu kadar özellik, bu kadar zeka. Hani şöyle bir nokta var. Pardon. Sübiler, kalamarlar, mürekkep balıkları gibi canlılar. Yani bunlar aslında kafadan bacaklılar sınıfının içerisine giriyor. Ahtapotlarla beraber dünyanın en zeki canlılarından bazıları. Ve o kadar gelişkin sinir sistemleri var ki sübi dediğimiz mürekkep balıkları. Bu gelişkin ve büyük iri sinir sistemleri nedeniyle sinir sistemi araştırmalarında ciddi şekilde kullanılıyor diyebilirim. Bu sinir sistemlerini inceleniyor. Buradan işte medikal bir şeyler veya anatomik bir şeyler çıkartılmaya çalışılıyor diye tasvir edebilirim size. Onun için hakikaten uzaylılar. Belki de uzaydan geldiler. Sercan hoş geldin. Pınar Birim hoş geldiniz arkadaşlar. Başka soru var mı? Çok uzun konuştum. Şeyle alakalı, My Octopus Teacher'la alakalı. Bunları da açıklamaya çalıştım. İlginç bir şekilde dünyada hiçbir yerde bu anlattıklarımı görmedim. Filmle alakalı bir takım diyaloglara, konuşmalara, işte belgeselcilerin, bilimcilerin olduğu konuşmalara da katıldım. Ama galiba ben hem eski avcı, hem Marine Guidebook yazarı, hem belgeselci, hem de bilimci olarak ve özellikle bu canlılara dikkat ettiğim için, çok uzun zamandır gözlemlediğim için bazı çıkarımlarım var bu canlılarla alakalı. Belki de yani ilginç bir şey. Benden başka kimseden duymadım bunları. Aradım da yani duyayım diye. Ama film hakkında böyle şeyleri kimse söylemedi açıkçası. Quasimodo hoş geldin. İspanya'da görmüştüm hocam Hatchery. Necati Bey, ne olur yazar mısın? Nasıldı bu Hatchery? Nasıl bir şeydi? Aşağıya tarif edersen. Ben görmedim çünkü. Ve hangi bölgedeydi? Hangi şehirdeydi? Hangi taraftaydı? Biraz yazarsan çok sevinirim. O Nehir Kavi açıklamış galiba. Nehir Kavi. İspanya'da Valencia yıkıklarında ahtapot üreme dönemlerini inceleyen bir marine araştırma laboratuvarında staj yaptım. Süper bu yaz. Yakından çalıştım. Hadi o zaman açıklamayı bekliyoruz. Çünkü ben bunu görmedim. Görmediğim için sen bunu belki daha iyi açıklıyor. Ama bunlar tabii araştırma, research yapıyorlar. Bu şey değil. Yani araştırma yapıyorlar ama bunu ahtapot çiftliği için, yani besin amaçlı o restoranlara göndermek için mi yapıyorlar, yoksa safi araştırma için mi yapıyorlar, merak ettim. Ama üreme diye araştırma yapıyorsa işte o aradaki boşluğu, loop'taki sıkıntıyı bulmaya çalıştığını düşünüyorum. Bir tane daha açıklama gelmiş. Kendi işlerinde üremeli dönemlerini daha iyi anlayıp avcılığı kısıtlandırmaya amaçlıyorlar. Çok güzel. Yani o dönemlerde avcılık yapılmasın diye araştırma yapıyor. Yani şeyde de vardır ya, bizde işte başlar Nisan'ın birinde miydi? Nisan 1, Eylül 1 miydi? Mayıs 1 miydi? İşte av yasağı vardır. Bütün şeyler, avlar yasak olur. Yani işte bazı ufak balıkçılar ve hobi balıkçılara, endüstriyel balıkçılara. Şimdi bir sürü canlının farklı üreme dönemleri var. Bazı kışın, bazı yazın. Evet, bir genel yaz durumu var ama bazısı Mart'ta başlıyor. Belki de Şubat'ta başlıyor. Bazısı Eylül'de başlıyor. Ne yapacağız bu zaman? Yani her canlının ayrı şeyleri olması lazım. Onun için araştırıyorlar işte yasak dönemleri. Pandora Cluster. Mert abi iyi akşamlar. Hoş bulduk arkadaşım. Fatih hoş bulduk. Erdek Dalış Kulübü'nden Fatih. Sorum şu. Selamlar. Ahtapotun neronlarının 2/3 kafalarında değil, kollarında bulunuyor diye biliyorum. Bu ne gibi artılar sağlıyor hayvan? Biraz önce aslında anlattık bunu. Evet, çok güzel bir soru. Neronlarının ve işte şeyinin aynı zamanda da ikinci bir beyin şeklinde algılanmasına neden oluyor bu canlıların. Şimdi birincisi, yani zaten 8 kollu olmak gibi bir inanılmaz bir avantaj var. Bu 8 kollu olmak işte en basitinden başlayayım. Büyük görünme gibi, işte avcılara karşı büyük görünme gibi. Çünkü ahtapotların kolların arasında şöyle bir
birbirine bağlanan bir şey vardır farkındaysanız. Ata pot şu pozisyona geldiği zaman açar, gider. Açar, gider. O işte gitme fışkırtı, su fışkırtır ya, şurasında iki tane, kafasının altında iki tane fışkırtma ünitesi vardır. Jet, hani yapma, aynen jet motorlarında olduğu gibi. Kaldırıyor, kolları gidiyor. O fışkırtma esnasında o fışkırttığı su işte kolların arasındaki o hani ördeklerin ayaklarının arasında yüzerken vardır ya, veya yüzgeçlerinde balıkların doldurulmuş alanlar vardır. İşte o alan var. Fışkırttığı su onun içerisinde bir jet yapıyor ve hayvanın gitmesini sağlıyor. Ama bir yere kadar gitmesini sağlıyor. Onun için aynı şekilde kurbağa gibi böyle kapanıp açılması gerekiyor canlının. Şimdi bu kollardaki nöronlar tabii buna şey yapmıyor. Ben sadece biraz daha tasvir etmek için anlatmaya çalıştım. Ama bu nöronların ciddi şekilde vantuz dediğimiz, ahtapotun koluna oturan vantuz dediğimiz bölümlere bağlantısı var. Şimdi bu kol bir noktaya, bir zemin üzerine geldiği zaman o nöronların bulunduğu, sinirlerin bulunduğu vantuz, ciddi sinirler var. Çok fazla sinir var işin içerisinde. O sinirler, "Hi Tiske, welcome aboard. We're having a conversation in Turkish and we're talking about octopus. So, sorry about my Turkish. We have to continue in Turkish." Devam ediyorum arkadaşlar. O vantuzlar bir zemine geldiği zaman, dokunduğu zaman bu canlı o zaman zeminle alakalı karakteristik bilgileri bu vantuzlar sayesinde öğrenebiliyor benim bildiğim kadarıyla, ama bunların da araştırılması gerekiyor. Ne kadar öğrenebiliyor noktasını algılamamız gerekiyor. Bu kadar vantuzun olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani bir sürü o kol var, evet, ama o kol el gibi değil. O kolun içerisinde vantuz var. O vantuzlar el gibi düşünün. El, 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 el. Yani bir kavrama sağladığı zaman, ya şunla sen gittin bunu tuttun, bir el bunu tutuyor. Bunu 20 tane, 30 tane elle tuttuğunuzu düşünsenize. Ya bir de ahtapotun 10 metre falan olduğunu düşünün. Neler yapabilir teknelere, gemilere. Yani bir sürü el var, bir sürü el var. O eller inanılmaz bir kavrama gerçekleştiriyor ve avın kaçma şansı yok açıkçası. Veya saldırı olduğu zaman bir kolunu bırakıp, yani işte müren çünkü ısırıyor, dolanıyor, kopartıyor, gidiyor. Ardından da uzuyor. Belki de bu kadar sinir olduğu için bu hızlan büyüme geriye yeniden gelebiliyor. Şu anda spekülasyon yapıyorum, tamamen atıyorum. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben şu anda bu konuyla alakalı spekülasyon yapıyorum. Ama çok ciddi avantajları olduğu kesin. Bir de şimşek hızıyla karar verebiliyor hayvan. Sadece zihniyle değil, kollarıyla da karar veriyor. 8 tane karar merci var. Bir de 9 var. Merkez. Hani şey gibi, Voltron gibi arkadaşlar. İşte kollar ayrı ayrı oynuyor. Bacaklar ayrı oynuyor. Kafa ayrı oynuyor. İşte o bir tane canavarla dövüşürken sol kol, sağ taraf ortadaki ana canavarla dövüşürken öbürü bir şey hazırlıyor falan. Aynen onun gibi. Süper kahraman gibi yani. Bilmiyorum, bu biraz açıklama yaptığımı, ama bunun üstüne de ekleyebileceğimiz, ilave edebileceğimiz şeyler olduğunu, avantajlar olduğunu düşünüyorum. Özkan, Ece, Orhan hoş geldiniz. Aslı hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ahtapotlar konu. Soruları bekliyorum. Ya hiç ukalaca değil, bayağı öyle bence. Bu My Octopus Teacher belgeseliyle olan bölüm mü yoksa başka bir bölüm mü? Onu merak ettim. Ece Obur. Ahtapot doğduktan sonra kendi yavrularının yemi oluyor diye duymuştum. Doğru mu? Doğru. Birçok tür böyle oluyor. Ahtapotların anneliği işte meşhur. Hayvan o kadar büyük bir efor sarf ediyor ki ve beslenmiyor süreç içerisinde ve ölüyor. Ahtapot çıktığı zaman yavruların ilk besinde anneler oluyor. Cip Volkan. Bir soru geldi. Hocam sıcak suları severler. Marmara'da var sanırım, Karadeniz'de de bulunur mu? Biraz geç katıldım, belki anlatmışsınızdır. Teşekkürler. Arkadaşlar, yok anlatmadım, güzel bir soru. Bu yayının devamını aynen öbürlerinde olduğu gibi, köpek balıklarında olduğu gibi YouTube kanalında daha sonra tamamını izleme şansınız olabilir. Sıcak suları severler mi? Suları mı severler? Aslında öyle, biraz daha temperate dediğimiz ara sular, yani Akdeniz gibi sular ve tropik suları seven canlılar, yarı tropik suları seven canlılar. Marmara'da
vardı, yok oldu sonra. Sonra yeniden geldi. Sağ olsun Sergio abimiz haber verdi. Daha sonra farklı insanlar da haber vermeye başladılar. Yani gizli tutuyorlar çok fazla avlanmasın diye. Tabii ki zıpkıncılar avlıyor bu canlıları orada. Ama sayıları artıyor. Bu artışta Marmara dip yaşamında ciddi şekilde deniz salyangozu ve yumuşakça ve bunların yiyebileceği midye kabuklarının sayısının artmasını imkanı olmuş olabilir mi? Kesin olmuş olabilir. Ama bir yandan da beni ilginç düşüncelere sevk eden noktalardan bir tanesi de ya bu kadar oksijensiz ortamda bu hayvanlar ne yapıyor? Bu hayvanlar bu kadar zeki, bu kadar nöronu olan işte, bu kadar gelişmiş bir canlının oksijene daha fazla ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Marmara'da oksijen seviyeleri ciddi şekilde düşmüş vaziyette. Ne yapıyorlar Marmara'da diye merak etmiyor diyelim. Ama Çanakkale'de ciddi şekilde olduğunu da biliyoruz. Saroz'da da. Pınar hoş geldin. Süha Bey, Sibel, Gülseren, Mert, Feyz Mermer hoş geldiniz arkadaşlar. Var mı başka soru? Soruları bekliyorum, yorumları bekliyorum. Erkunt, vay arkadaş kandırıldık. Yani kandırıldık demeyelim. Şöyle filmin bir misyonu var. Biz de kandırdık diyebiliriz o zaman. Hani öyle baktığımız zaman. Ya yani bizimki biraz daha masumdu. Ben o kadar bir kandırma biraz connection geri geldi. Biz de Neslihan hoş geldin. Gubarhet hoş geldiniz. Biz de şöyle bir şey yaptık. Şimdi biz bir koruma alanını anlatacağız. Kaşkekova koruma alanı. Buradaki çalışmaları anlatacağız. Ama bu konu çok heyecanlı olmayabilir. Bunun için bir kahraman yaratalım dedik. Orfozu, Akdeniz'in sembol balığı, en büyük balıklarından, en sevileni, en şekeri, en güzeli ve en çok avlanmak isteneni yeli zıpkıncılardan onu konu edelim dedik. Sembolümüz oldu. Onlar da aynısını yapıyor. Aslında tam da kandırma değil. Kahraman yaratma her zaman çalışan bir sistemdir sinemada. Evet, geri geldik galiba. Şimdi kaldığımız yere dönüyorum. Dönmek istiyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. Hoş geldiniz bu arada. Evet, DGN Sailor'ın galiba açıklaması... yok biraz daha yukarıda kalmıştık. Gubarhet, Feyza, DGN. Evet, DGN Sailor. Kamuflaj konusunda abartılan bukalemonların ahtapotlardan öğrenecek çok şeyi var. Cümle biraz anlayamadım ama tam anladım galiba her şeyini. Yani şimdi bukalemunlar inanılmaz kamuflaj yapan canlılar ve yavaşlıklarıyla yani çok yavaş hareket yapıyor. Ama ahtapot bunu çok hızlı hareket yaparken de kamuflajını sergileyebiliyor. İkisi de salisenin işte saniyenin binlerce katı işte ufak birimlerinde dahi kamuflajlarını bölgeden bölgeye değiştirebiliyorlar çok hızlı bir şekilde. Onun için bence ikisinin de birbirinden öğreneceği veya öğrenmeyeceği şeyler vardır diyebilirim. Bu kalemonları da çok fazla yabana atmayalım diyelim. Onlar da inanılmaz canlılar. Fatma Hanım, tablonuz çok güzel. Uzak Doğu yemeklerde çok kullanılıyor. Şimdi bu tabloları hakikaten merak eden arkadaşlar oluyor. Bunlar babamın, babam enteresan bir insandır bu konuda. İşte zamanında şu arkadaki tablo, şuradan göstereyim. Bir Bodrum'daki bir alkolye, Akyarlar'daki bir alkolye, bu da meşhurdur bu arada. Eski denizden topladığı ağları, işte kabukları, çeşitli şeyleri yaptığı bir rakı, bir yeni rakı şişesine yaptığı bir çalışma. Öbür taraftaki işte gördüğünüz işte seramik üzerine yapılan çalışmalar, boyama çalışmaları babamın. Babam böyle şeyleri bir ara yaptı, çok sever böyle şeyleri gördüğünüz gibi. Yani evin her tarafı süsler içerisinde. Biz de burayı çok seviyoruz. İşte bir takım çalgı aletleri var. Çeşitli noktalarda Bodrum'da müzisyen olarak gidiyor. Güzel güzel programlara katılıyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bahadır. Oo Sergio abi. Hoş geldin abicim. Leri Sadık. 1 Eylül bitiş av yasağı. Evet onu biliyoruz ama öbürü Nisan mıydı Mayıs'tı galiba ya. DGN Sailor, bizim için en büyük tehlike yasa dışı avcılık algarına engellenmesi gerekli. Bizim için en büyük tehlike derken ahtapotlar konusunda mı, balıklar konusunda mı, hangi konuda bu yorumu yaptığını söylersen biraz daha konuşuruz üzerinde. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de size dayıp gönderiyorum. Necati Kokulu,
Rust sistemde hocam her tankta 3-4 adet vardı. Murcia bölgesinde Cartagena olabilir. Şu sistemi çok merak ettim. Yani işte biraz önce anlattığım sistem yetiştirme şeyleri. Bunu görmüş olmanız çok büyük şans diye düşünüyorum. Müthiş. Nehir Kavi. Altapotla alakalı İmedmar Lab'ı bir proje yürütüyor şu anda. İkinci amaç ise altapotlar suyu süzerek beslendikleri için organlarındaki mikroplastik seviyesinin limanlar arası ölçümü yapıyor. Abi şu mikroplastik olayında her tarafta araştırılması olmaz. Şu anda günümüzdeki şey fon çekici şey olmuş vaziyette olduğu için herkes mikroplastik çalışıyor. İlginç. Bu arada ahtapotlar suyu süzerek beslenmiyorlar. Yani bildiğiniz etobur canlılar. Bayağı her türlü salyangoz, kabuklu bir sürü canlıyla besleniyorlar. White Lily. Zeynep için Kraken. Evet, Kraken ahtapot değil bu arada. Kraken aslında dev kalamar. Derinlerin en gizemli yaratıklarından bir tanesi. Necati Bey, know-how dolayısıyla çok fazla soru sordurmadılar. Evet, onlar çok ciddi gizliyorlar profesyonel bilgilerini. Erkunt, ama hep sonra kılıcı çekip öldürüyor. Ne demek abi o? Tabii arada muhabbetler girdiği için ben bazen tabii kaçırabiliyorum nerede kaldığımızı tabii. Sizin için de zor. Erkancığım selamlar, buradan da selamlar. Nehir Kavi. Bizzat toplanan altapotların bilim uğruna kesip araştırmaya katkıda bulundum. Üreme organlarının verilerini aldık. Başka bir ekip de mikroplastik konusuyla ilgileniyor. O zaman araştırma nedeniyle yetiştirilip daha sonra kesiliyor. Harikaymış. İşte şeylerde yaptıkları gibi sübye, mürekkep balığı, kalamarlardaki sinir hücre araştırmasının bir uzantısı diyebiliriz buna. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ece Ceken. Altapotları tanıdıkça yememeye başladım. Evet, bir mukavele. Sizde de böyle bir şey oldu mu? Uzun süre olmadı. Uzun süre afiyetle avlayıp yedim diyebilirim. Ama evet, şu an geldiğimiz noktada inanılmaz bireysel avcı var. Hem oltada, hem zıpkında, hem başka noktalarda. Ve bu kadar avcının olduğu bir noktada, bu kadar restoranın, bu kadar oburun olduğu bir noktada bu canlıların yaşama şansı yok. Çünkü onların bu kadar önemli özellikleri, uzaylı olmaları, işte büyük görünmeleri, kamuflajları, mürekkep basmaları, iki tane beyinleri, üç tane, on tane beyin olması, bu kadar güzel canlılar olmaları, zeki olması fark etmiyor. Biz yiyoruz yani. Biz yemeye de devam edeceğiz ama Allah'tan üreme kapasiteleri biraz iyi de döngü devam ediyor. Ama ciddi şekilde etkilenmiş vaziyetler ve ben normalde her bir saat girişimde kıyılarda Akdeniz'de mutlaka 2-3 tane ahtapot görürdüm. Bebekleri gördüm, büyükleri gördüm. Dönemsel olarak artardı. Artık görmüyorum ahtapot. Çok çok acı, çok üzücü. Şu kadarlıkken alınıyor, bu kadarlıkken alınıyor. Sürekli alan birileri var ve yuvaları sabit olduğu için o yuvaya bir ahtapot girer, öbürü girer falan. Aynı yuva gezilir böyle avcılar tarafından. Sürekli tüketiyorlar. Arkadaşlar hoş geldiniz yeniden. Bir ara koptuk yayından. Evet. Cip Volkan. Hocam Hakan Kabasakal hocamız Emirgan'da orfoz görüldüğünü söylemişti. Balıkesir bölgesinde, Kapıdağ bölgesinde orfoz kaydı okudum. Marmara hala umut olduğunun göstergesi midir? Ahtapotların geri dönüşü. Valla çok çok bir umut göstergesi değil. Çünkü oksijen seviyesi belli bir seviyenin altına düştüğü anda hiçbir şey geri gelemez. Orada ölecektir yaşam ve bir süre ölecektir. Ancak oradaki işte organik kirlilik, sanayi kirliliği, ne kadar kirlilik varsa bu 25 milyon insan ve onların getirdiği tarımsal kirlilik, ondan sonra tarım şeylerinden, nehirler vasıtasıyla gelen, sanayiden gelen kirlilik, işte bu silajı oluşturan sebepler, artı ısınma falan gibi bir sürü sorun var. Yani Marmara'da umut açıkçası ben çok şey değilim açık Marmara kız konusunda. Yaptıklarımızı yapmaya devam ettikçe bir şeyler geri geliyor, umut var falan filan şeyleri biraz zırva. Biz alışkanlıklarımızı devam ettirip oraya salmadıkça umut yok. Salmayı kesmedikçe daha doğrusu. Murat Acun, her ahtapotun 8 kolu var mıdır? Var. İşte bazı ne diyeyim mutasyonlar olan bazı ahtapotlar veya kalamarlar veya sübyeler olduğunu biliyoruz. Hani bizde olduğu gibi 3 kol, 4 kol, hayvanlarda olduğu gibi bir tane kol, 2 kafa falan gibi şeyler oluyor.
olmalı. Böyle şeyler de var. Olduğunu biliyorum. Evet. Bir tane de question şeyini gördüm. Stories'den gelen question. Dalışta bir ahtapotla karşılaşsak bize bir herhangi bir atakta bulunur mu? Bulunmaz. Belki hadi Pasifik değil de Kuzey Denizi'ndeki dev ahtapotu düşünelim. O belki parlak bir şey görüp bir şekilde o bu ne diyebilir. O böyle bir giriş sergileyebilir ama atak zannetmiyorum. Erkan sormuş. Mert hocam, insan tehdidinden dolayı derinlerde yaşama şansları var mı? Ahtapotlar benim de bildiğim kadarıyla her canlı olduğu gibi geliştikçe, büyüdükçe derine gidiyor. Derinleştikçe derine gidiyor. Ama ahtapotların yaşam döngüleri çok kısa. Yani işte dişler 1-1,5 mesela o civarlarda yaşıyorsa, erkekler de 1 ila 5. Bu Octopus macropus'tan bahsediyoruz. Diğer ahtapotlarda da yani 1-4-1,3 yıl arası gibi yaşıyorlar. Yani bunlar sonsuza kadar gitmiyor. Niye bu kadar hızlı bir döngüleri var noktası ise çok önemli bir soru. Ben de bilmiyorum. Evet, degene sayılır. Bütün türler için aslında deniz dibini taradığı için özellikle deniz çayırlarında avlanan yaşayan ahtapotlar için tehlike. Hatta ufak tefek kayalıkları da yok ediyor. Bir daha okuyacağım. Bütün türler için aslında deniz dibini taradığı için özellikle deniz çayırlarında avlanan yaşayan ahtapotlar için tehlike. Hatta ufak tefek kayalıkları da yok ediyor. Yani Algarna, işte trolden falan bahsediyorsun galiba. Evet, o yani bir dip kazımı olduğu zaman bir şeyleri alacağım diye orada ne var ne yoksa işte orada sessiz yani yerleşik yaşayan, bentik dediğimiz alanda yaşayan işte mercan olsun, deniz çayır olsun, oradaki her şey olsun götürüyor. Tabii ki ahtapotlar ve onların yaşam alanları için de çok tehlikeli her canlıda olduğu gibi. Timuçin'cim hoş geldin. 15 Temmuz'da trollerin Ege'de çıkması ile birçok ahtapot avlandı. Bunu bizzat şahit oldum. Evet tabii. Oradan troll hani biliyorsunuz o sistem kazıyarak gelir zemini. Kazıyarak gelirken tabii ki kaçma şansı yok bazı canlıların. Deniz balık hoş geldin. Seyyar Hekim, Ebru Balık'ta hoş geldiniz. Evet Ayşegül Öngel'den bir soru geldi. Öngel'den Öngel. Bodrum dalışında 2 yıl önce deko beklemesi arkadaşlar yüzey stoplarıdır dalış içerisinde. Eğer biraz daha tecrübeli ve derin dalış yapıyorsanız vurgunla alakalı olarak vücudunuzdaki azot yavaş yavaş çıksın diye gövdeden, damarlarınızdan yaptığınız beklemelerden yani önlem beklemelerinden birine deko beklemesi denir. Bir yavru ahtapot kollarını yuvadan çıkarıp parmak uçlarıma dokunmuştu. Hala hatta dakikalarca tutulmuştu. Ben de özel bir an zannediyordum. Ya evet yani bu normal çünkü bizim öyle bir şeyimiz yok mu? Umudumuz yok mu? Biz o kadar özeliz ki. Biz o kadar sevgi doluyuz ki, biz o kadar bir frekans enerji yayıyoruz ki onunla müthiş bir enerjimiz var. Yani bir bağlılığımız var. Hani hep böyle bir şey arıyoruz ya. Yani acaba yemek vermesek beslediğimiz hayvanlara da bu kadar özel bir ilişki kuracak mıyız? Kurduğumuzu zannedecek miyiz? Bilmiyorum. Tabii ki belli canlılar için, ev canlıları için, ev hayvanları için farklıdır. Onda spekülasyon yapmayayım ama ahtapot vahşi bir hayvan. Cem, ben hiç Eladone cinsi tek mantuzlu görmedim. Herhalde onların da sayıları çok az. Eladone diye bahsettiğin hangisi? Biraz daha açsana. Ona göre oradan konuşalım Cem'cim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nehir Kavi. Fitoplankton yetiştiriyorduk ve aynı zamanda burada bir biyolog var. Deniz biyoloğu var. Aynı zamanda ahtapotların beslendiği canlılar üzerinden mikroplastik konusunu inceleyeceklerini düşünüyorum. Dolaylı yoldan diyelim o zaman. Olabilir. Tabii açmak gerekiyor araştırmalarını. Ece. Ben sonra körfezinde büyüdüm. Çok iyi. Yanlış avcılık nedeniyle şu an canlı sayısı çok az. Acaba tekrar eski günlere döner mi? Şöyle düşünelim. İnsan sayısı artıyor. İnsan dışkısı, insan atığı sayısı artıyor. Sahillerimizdeki, kıyılarımızdaki yapılaşma miktarı artıyor. Sizce döner mi? Önlem olmazsa. Atıklarımızı düzgün şekilde arıtmazsak, kıyıların ciddi bir miktarını, en azın 1/3'ünü boş bırakıp kendi haline bırakmazsak, avcılığı limitlemezsek, kum çalmazsak, dalga kıran her tarafı yapmazsak, her tarafta marina yapmazsak, belki deniz çayırlarını korursak, deniz çayırlarını deli gibi korursak, hatta deniz çayırlarını acayip korursak, süper korursak, belki olabilir. Çünkü
Şöyle hemen bir reklam yapayım. Aslında reklam değil. Arkadaşlar güzel bir projeye başlıyoruz Bodrum Yarımadası içerisinde ve hatta umarım tüm Türkiye'de. Posidonya deniz çayırları ve de diğer deniz çayırları da var tabii, daha ufak türler ama Posidonya deniz çayırları Akdeniz'in can damarı. Bence ve hatta bir sürü bilgine göre, bilim insanına göre bir numaralı canlısı. En büyük habitat alanı. Bu deniz çayırlarını inanılmaz derecede korumamız gerekiyor. Biz de bunu koruma ve kollamakla amaçlı yükümlü bir ekip halinde bir projeye giriyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde çok güzel haberlerle geleceğiz sizlere. Çünkü işte deniz tavşanları, deniz atları, Akdeniz fokları, işte balıklar, odur budur falan, hepsinin korunması için deniz çayırlarının korunabiliyor olması gerekiyor. Neden? Deniz çayırını koruduğunuz zaman büyük bir habitatı koruyor oluyorsun. Deniz koruma alanını yapmış oluyorsun zaten. O dolaylı olarak yani. Hani korunmasında öncülük yapmış oluyorsun. Onun için deniz çayırlarını korumamız gerekiyor. Biz de Posidonya Projesi adı altında, Posidonya Project Instagram'da görebilirsiniz. Bu adı altında görebilirsiniz. Umarım hep beraber güzel etkinlikler yapacağız. Sizden de gönüllü olmanızı isteyeceğim. Arzu edeceğim. Bodrum'dan başlıyoruz arkadaşlar. Yeter. Mış gibi yapan, bir şeyler yapıyormuş gibi yani STK'lar yettiği için ben artık proje geliştirme noktasına girdim. Bir proje yaptığımız zaman gerçekten o projeyi yaptığımızı umarım göreceksiniz. Çünkü çalışıyor olacağız. Şov yapmayacağız etrafta bazılarının yaptığı gibi. Plastikleri topluyoruz. Aman plastikler zarar vermesin. Balıkçılığı destekliyoruz falan gibi projeler gelmeyecek bizden. Bunun sözünü buradan verebilirim. Düzgün projeler yapmaya çalışacağız. Sualtı Araştırmaları Derneği içerisinde taklitlerimizden sakınınız. Deniz balık. Mert Hocam, ahtapot yetiştirme işi yapılıyor mu? Yapılıyorsa ne seviyede? Ya biraz daha geç girdiğin için bunu bayağı bir konuştuk. İspanya'da döngüsünü bitirmeye çalışılıyordu. Başardılar kendi söylediklerine göre. Piyasaya da sunmuşlardı. Döngüsünde ufak larval stage bölümünde bir problem vardı. Onu da aşmışlardı ve bu know-how'u, profesyonel sırrı saklıyorlar deli gibi. Kimseyle paylaşmıyorlar. Çünkü İspanyollar inanılmaz fazla derecede ahtapot, kalamar, işte her türlü deniz canlısını tüketiyor ve onlar için büyük bir ekonomik bir pazar bu. Feyza Mermer. Merhaba. Bu zeki canlıların yaşam süresince 3-4 kilo olabilmeleri için ne kadar süre geçmeli? Beslenmelerine bağlıdır ya da? Teşekkürler. Kesinlikle beslenmelerine bağlı. Şimdi bu da enteresan bir konu. Çok fazla araştırılmış bir konu. Ama tabii ki işte bu kadar profesyonel şekilde yetiştiren bir takım insanlar varsa bunların da makaleleri var. Ama bu canlılar 8-10, yani Octopus bulgaris türünden, yani common octopus dediğimiz bayağı ahtapot türünden, hepimizin gördüğü, bildiği en yaygın ahtapot türünden bahsediyorum. Bu canlılar 12 kiloya kadar, 13-14 kiloya kadar devleri olabiliyor. Ve bu boya, bu kilo çok hızlı 4 sene içerisinde, yani yaşam süresi 5 sene ise 5 sene içerisinde gelebiliyorlar. 3-4 kilo olabilmeniz için belki de 1,5 sene falan yeterli olabilir. Bu matematikle düşündüğümüz kadarıyla. Heval Design, hoş geldin. Yasemin, evcim. Ooo Yasemin'cim, hoş geldin. DGN sayılır. Ahtapotlarıyla alakalı değil ama turizm amaçlı dalışlar deniz çayırlarına zarar veriyor mu sizce hocam? Yani şöyle, eğer turizm amaçlı dalışlar gidip deniz çayırı alanının içerisinde çapa bırakıyorsa veya herhangi bir tekne çapa bırakıyorsa, o çapayı çektiği zaman deniz çayırının bir kısmını da çekecektir. Tabii ki zarar veriyor bu noktada. Bunun haricinde atık noktasında bir sıkıntısı yoksa çok daha fazla bir zararı olacağını düşünmüyorum. Süper proje, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Arkadaşlar bekliyoruz sayfamız. Gelin paylaşımları görün. Project Posidonia Instagram'da beraber büyütelim. Sergio abi. Abicim hoş geldin. 17 Nisan 2022. Evet, demiştim ya Sergio abi bildirdi diye ilk defa Marmara'ya dönen ahtapotları. Neandros'ta bir dalışta 39 metreden yokuş yukarı çıkarken 20 metrede yeni ölmüş bir 2,5 kilo ahtapot gördüm. Foto video çektim. O günlerde 2,5-4 kilo 2 tane oltaya yakalanmıştı. Daha sonra canlısını da gördüm. Biz de gördük beraber hatta. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolunda çift sıra vantuz değil, tek sıra vantuz olanlar. Misk ahtapotu diyorlar. Ondan bizde var mıydı ya? Derin tür müydü? Cem biraz bir araştır istersen şunu. Şu an hatırlayamıyorum. Muratçım çok teşekkür ederiz.
Nehir. Çalıştığım tür Octopus vulgaristi. 12 kilo hiç görmedim maalesef. Max 10 olmuştur. Yani avcılardan görebilirsiniz. Çok iyi avcılar. Agoşan yapan, 30-40 metrelere giren ve yuvaları bilen avcılar. Ben böyle bazılarını tanıyorum. 10 kilo, 12 kilo çıkarttıkları oluyor. Eskiden parangolacılar vardı. Onlar ciddi büyüklükte çıkartabiliyordu hakikaten. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. İster misiniz? Sohbeti biraz böyle tek başıma konuşuyormuş gibi olmasın diye. Böyle tek tek birilerini alayım istiyorum. Hani beni böyle çok güzel takip eden insanlardan alayım istiyorum. Şöyle ilk gözüme çıkan, öncelikle tabii ki böyle duayenlik noktasından girmek istiyorum. Eğer Sergio abi buradaysa önce onu alacağım. 3 dakika onunla konuşuruz, 2 dakika biriyle konuşuruz ama galiba ayrıldı gibi görünüyor. Evet, yok. Şöyle 3 dakika falan, isterse o da konuşalım diyorum. Eğer Sergio abi yayına böyle 2 dakika katılmak istersen, 2-3 dakika anılarını anlatmak istersen, 2-3 dakika geleyim mi de? Evet, tabii gelebilirsin. Şöyle, Sergio abi şu an gelemiyor galiba. Şöyle yapayım, ben başkasını davet edeyim şimdilik. Hadi gel, gene sayılır. 2 dakika konuşalım. 2-3 dakika bir soru sorabilirsin, muhabbet edebiliriz. Invite'i kabul edersen gene sayılır. Oradan bir konuşalım bakalım. Kabul ediyor musun? Niye çıkmıyor? Peki. Ettim ama kabul etmedin ya. Sergio abi bir daha şey yapayım. Doğru sonra bir davet edeyim. O da çok... Hoş geldin. Merhaba hocam. Hoş bulduk. Var mı soru? Ya benim asıl deniz şehirleriyle ilgili vardı ama tabii şeyi birleştirebiliriz. Ahtapotların yaşam alanı ve deniz şehirleri ilişkisini. Bütün türler Akdeniz'de olan, bütün ahtapot türleri Akdeniz'de olan bu Poseidona'da yaşıyor mu? Ya da ne kadar sıklıkla gözlemliyorsunuz? Çok iyi soru. Şöyle, kıyı alanlarında yaşayan türler diyelim, bizde çok fazla ahtapot türü yok. Octopus vulgaris var, Octopus macropus var, kırmızı ahtapot. Bu ikisi kesinlikle deniz çayırları alanları içerisindeki kayalıklarda yaşıyor ve deniz çayırlarında bir tanesi gündüzcü, bir tanesi gececi tarif edilir. Octopus yani normal gördüğümüz şey gündüzcü, öbürü gördüğümüz ise gececi türdür. Deniz çayırları içerisinde kesinlikle yaşıyor ama derin türler tabii ki bu deniz çayırları 35-40 metreye kadar gittiği için derin türlerin onların alanı olduğunu düşünmüyorum. O derin türler pelajik yaşayabilir veya deniz zemininde yaşayabilir derinlerde. Peki hocam şimdi bu deniz şehirleriyle ilgili yaptığınız projede kaçak avlanma özellikle yani algarnayla avlanmayla ilgili bir süreç gelişecek mi? Yani çünkü mesela yavru ahtapotları deniz şehirleri içinde çok kolay saklanabilirken bir algarnanın deniz tabanını taraması hem deniz şehirini yok edecek hem de bu yavru ahtapotları toplayacak ki buna çok şahit olduk. Nasıl bir süreç? Güzel soru. Şimdi Bodrum Yarımadası'nda çok fazla algarna, troll falan gibi şeyler deniz çevrimleri alanlarında çok yapılmıyor. Bizim alanımız da Bodrum Yarımadası. İnşallah başka alanlara geçtiğimiz zaman bu bir sorun teşkil ettiği için onunla da mücadele etmek zorunda kalacağız. Ama ilk etapta ufaktan başlıyoruz tabii. Hedefleri içerisinde yok. Biz biraz daha önce bir zenginliğimizi anlayalım noktasındayız. Balıkçılıkla ekonomik büyük odakların içerisinde çomak sokmak çok zor bir şey biliyorsun. Lüper'de ben bunu yapmaya çalıştım. Kampanyalarla yapmaya çalıştık hep beraber. Kolay değil o bölüm. Devletin de akademisyenlerin de bütün ünitelerinde bir şeyde olması gerekiyor ki ancak kanunlar, kanunlar çıksın, onlar denetlensin falan. Yani bizim yapacağımız proje devletin projesi değil. Biz STK olarak bir grup olarak araştırma çalışması yapıyoruz ve farkındalık çalışması, zenginliğimizi anlama çalışması yapıyoruz takdir edersin. Yani o biraz daha ileriki süreç olabilir. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Ben ayrılayım ama ayrılmadan önce şeyi söyleyeyim.
Sizin Köpek Balıkları yayınından sonra biz ikimiz bir de Twitter'da bir Köpek Balıkları yayını Evet. yapmıştık. O Evet. zaman biz geleneği bozmayalım. Müsait olduğumuz zaman da orada da yapalım. Vay, yeterince kalabalık olursa neden olmasın? Ama Twitter Tamam. ortamında yayına çok alışkın değilim. Yaparız ama bir ara. Tamam mı? Tamam. Tamam hocam. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşürüz. Sevgiler. Doruk'cum seni invite ettim. Sonra da Erkan'ı invite edeceğim. Deniz dalış dünyasından insanları biraz istiyorum ki onların da çünkü tecrübeleri var bu konuyla alakalı. Senin çıkman gerekecek galiba. Heh, tamam. Evet, kim geliyor? Kim geliyor? O Doruk geldi. Evet arkadaşlar, Doruk Dündar'ı sevgili arkadaşımı tanıştırayım burada size. Türkiye'nin en Merhaba. iyi mağara dalgıcı kendisi. Daldığı mağaraları anlatmakla bitmez. Biraz kendisi çılgındır, delidir. Delik buldu mu girer diyeyim. Yani işte deniz içerisinde, göller içerisinde, saçma sapan nehirler içerisinde araştırma için deliklere girer ve ekspedisyonlar yapar. Doruk'cum hoş geldin. Ahtapotlar kurumuz, Merhaba. mağaralar değil, tamam mı? Ona göre konuş. Tamam. Ya bu kadar iyi. Bu kadar iddialı değiliz ya. Yani. Estağfurullah. Ama senin de tecrübelerin ve karşılaşmaların var. Bir anını Evet. anlat istersen. Bir tecrübeni As anlat. Bir şeyler anlat. aslında ben mağara konusuna girmek istemiyorum şu anda. Bak daha yeni ya bu hafta ya da geçen haftaki gazete Oksijen'de denk geldim. Evet. Ben takip etmiyorum ama Time dergisinin daha yeni kapağına gelmiş. Denizler alanlarının korunması ve örnek neresi? Tahmin et. Örneği nereden vermişler? Nereden? Bak ben yazdım. Benim yazım ve fotoğraflarımla Atlas dergisinde çıktı. Medes Adaları. Medez adaları. Senin bahsettiğin şeydeki evet. Koruma Evet. alanında. Evet. Daha yani iki İspanya sene kıyılarında evvel Barcelona açıkları arkadaşlar. şeyde Barcelona'nın biraz daha kuzeyinde Girona tarafına daha yakın. Costa Blanca'da yani Katalonya'nın en gözde tatil beldelerinin ortasında bir deniz koruma Vay alanı vay ve vay. 20 küsur yıldır korunuyor. Biz yazdık, sen yazdın, herkes yazdı, bahsettik. Dünya yeni yeni uyanıyor. Bu arada Alman arkadaşlarım şu an oradalar bu Öyle mi? hafta. Rastlantı. Ya arkadaşlar bizdeki koruma oranını söyleyeyim isterseniz. Şaşırtıcı. Mesela %10, %20 falan diye mi bekliyorsunuz? %1 falan yani. Yani %3, %2 gibi görünüyor ama bizde Ya paper parklar var. Kağıt üzerinde parklar var. Etkin değil. Tam olarak korunmuyor. Koruma alanlarına şiddetle ihtiyacınız var bu kadar fazla inşaat faaliyetleri. bizimkiler dünyada zaten %3 falan şu Ama anda. artıyor. Belli ülkeler, bazı Artıyor. ada ülkeleri tümünü koruma alanı ilan etti. Tamamen turizmle geçiniyor çünkü. Mesela Evet. bizde de şöyle bir durum var. Yani eğer turizmden geçiniyorsan sen alanının en azından yani mantıklı olarak %50'sinin koruma alanı olması gerekiyor net bir şekilde. Yani net bir şekilde %50'si. Eğer herhangi bir yer turizmden geçiniyorsa balıkçılığı limitle koruma alanı yap, atıklarını sıfır atık denize verme. Turizm şeyiysen, beldesiysen, biz turizm beldesi diyorsak bunları yapması gerekiyor herhangi bir noktanın. Değil mi Doruk? Yani Medes'teki canlı yoğunluğunu gördün fotoğraflarda. Yani çok Aynen. ciddi. Doruk, bir şey soracağım. Süper bir single malt içicisi ve koleksiyonerdi. Ne içiyorsun şu anda? Lütfen bize bunu ver. Söyle. Şu an Biliyorum o single maltlardan içtiğini şu an. yok. Yani 10 dakika evvel içtim. Tamam, ne içtin onu söyle bize. Blair Atoll. Hanginiz biliyorsunuz bunu? Blair Atoll. Yani Nereden geliyor? bulamazsın. İskoç. İskoç İskoç ama Highland. şey. Highland. Nereden? Highland. Highland. Hangi şeyin? Distillery'nin şeylerinden? Distillery'nin adı Blair Atoll. Blair Atoll. Okay. Peki biraz tarif eder misin? Nasıl? Yani bu Johnny Walker'ın da sahibi olduğu Diageo firmasına ait bir distillery. Normalde John Walker'ın da dahil olduğu diğer markalara blendlere veriyorlar. Normalde pek kendi adıyla satmıyorlar. Vay be. Nadiren bulabiliyorsun. Çok iyi ya. Yani bilen alıyor. Arkadaşlar biz Güzel, tavsiye ederim. seviyoruz viskiyi. Doruk'cuğuma gittiğim zaman Düsseldorf'ta Boss Show'da sonrasında bir gecede
16 tane farklı single malt denetmiştik ki onların içerisinde bazıları sadece 100 şişe, 150 şişe falan vardı. Adresini vereyim mi? Buradan gelsin insanlar. Stoklar İstanbul'da artık. İstanbul, ooo taşırmış hazineyi. Doruk, biz buradan böyle gidersek yandık yalnız. Tamam mı? Hı. Ben seni öpüyorum. Başka birini çağırayım buradan. Tabii ya. Yani burada çok önemli olan, bak çok önemli. Denizler koruma alanları ve Posidonyalara karşı bir uyanma başladı. Evet. Bu çok ciddi. Ve bu Posidonya projenizi merak ediyorum. Konuşacağız seninle. Zaten geldiğin zaman senden destek bekliyoruz. Oradan da bu taraftan da güzel gelişmeler var. Hepsini anlatacağım. Ben zaten Türkiye'ye dönüyorum biliyorsun. Biliyorum. Beraberiz. Seni çok istiyoruz yanımızda. Çok önemlisin bizim için. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İmkan oldukça ben bu zamana kadar gönüllü kullanamadım çok fazla etrafımda. Artık zamanı geliyor galiba. Gönüllülerle beraber olmak istiyoruz. Bazı öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Artık biraz arkamızda iz bırakmak istiyoruz ve doğru şeyler yapmak istiyoruz ülkemiz için. Beraber olacağız arkadaşlar. Umarım. Öpüyorum seni Doruk. Kendine sevgiler. Bak. Kim gelsin şimdi? Kim gelsin? Erkan gelsin. O da dalış dünyasından, su altından. Kendisi de fotoğraflar, belgeseller çeken bir insan. O da fark edip kabul ederse. Heh. Geliyor. Geliyor kendisi. Sen mi kapatacaksın beni, ben mi kapatacağım? Kapatmayı edebilirsin. Orada durabilirsin. Biz seni seviyoruz yanında. Güzel olmuş. 3 kişi gelebiliyormuş. Aa, bak, güzelliği bilmiyordum. Doğru. Erkan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Mert hocam, Doruk hocam da gördüm. Var hayranlıkla abi. İzliyoruz çalışmalarını. Anını anlat. Var mı anın ahtapotlarla alakalı? Ahtapotlarla valla Mert hocam ne zaman herhalde bir 2-3 hafta önce Ayvalık'ta çok güzel bir kovukta denk geldik. Hı-hı. Hissettirdim ben sana zarar vermeyeceğim. Yani o hissiyatı veriyorum. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Dostça yaklaşıyorum. O da dostça bana pozlar veriyor. Çok keyifli güzel bir çekim çektik. Sabırla bekledim. Çıkmasını bekledim. Bana biraz alıştı. Alıştıktan sonra da çok keyifli çekimler yaptık. Güzeldi yani. Aslında ben şeyi merak ediyorum. Yani tropikal sularda olduğu gibi Blue Point ahtapotlar var biliyorsunuz. Çok küçük. Türkiye'de öyle makro ahtapot var mı? Çok merak ediyorum. Gözüm böyle arıyor. Yok. Yani derin denizde bir takım türler var. Hani işte çok büyük türler de var, çok küçük türler de var. Ama o tarz türler, ama bak şimdi derin denizin ciddi bir şekilde bir kısmı araştırılmamış vaziyette. Akdeniz'de de. Belki o Pasifik'te gördüğümüz saçma sapan canlılar Atlantik'te, burada da olabilir. Ama mesela şey yok. İşte o mimik, o ahtapot, o mavi halkalı çok ufak türler. Bir tanesi zehirli, ciddi zehir var üzerinde. Kokonat oktopus da küçük bir tür. Mesela ben Tayland'da acayip bir tür çekmiştim. Adını unuttum. Daha sonra yazarım. Hatta fotoğraflarını göstereceğim benim Instagram hesabımda. Çünkü yeni gördüm yeniden. Pelajik bir ahtapot. Hayvan yüzerek falan geldi. Böyle bir baktım ahtapot geçiyor yüzerek. Hani saçma sapan bir durum, tamam mı? Bu ne lan falan oldum. Yani öyle iki tane halkası var böyle üzerinde. Ama zehirli değil, mavi halkalı gibi. Evet. Tayland'da. Çok enteresan türler var. Yani keşke şu derinlerdeki blanket ahtapot falan çıksa da arada çeksek yani. Müthiş bir canlı. Oldu. Bu arada benim... çok önemli bir şey söyledi. Çok yavaş, çok sakin ve böyle friendly yaklaşmaya çalışıyorum dediği şey iyi belgeselcilerin yapmaya çalıştığı bir şeydir. Açıkçası da çok zengin değilseniz vibrator gibi bir cihazınız, iyi vibrator gibi bir cihazınız yoksa, yani o kabarcıklar çok ses çıkartır ya, vibrator kullandığınız zaman bu biraz azaltılıyor. Öyle bir paranız yoksa böyle metotlar kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Kabarcık çıkartayım derken o kabarcıklar bir tarafınıza kaçıyor falan. Belgesel evet. Çok böyle durumlar Mert hocam bizde maalesef yok. Doruk hocamız kullanıyor ama ben yaklaşırken şey yapıyorum. Burnumdan hava veriyorum. Hı-hı. Egzozdan hava vermiyorum. Yani o egzozdan çıkmıyor. Burundan veriyorum. Evet. Maskenin kenarından böyle yavaş yavaş ses vermeden. Tabii buluk olmuyor. Yani evet, bir nebze daha sessiz bir ortam oluyor. Hayvan korkmuyor tabii bu arada, yani öyle olduğu evet. Zaman diye düşünüyorum. Şey yapalım. Sen kal abi, istiyorsan yanından Doruk'u gönderelim ama ben şeyi almak istiyorum. Bu deniz biyoloğu arkadaşımız var, soruları soran Nehir Kavi. Onu da alabiliyor muyum acaba yan tarafa?
Hadi onu da davet edeyim. Hep erkek erkek olmayalım. Acaba 4 olur mu? Yani 3'e bölündü, 4'e de bölünecek mi acaba? Nehir, seni davet ettim. Bakalım, olmuyorsa en kötü şey yaparız. Dura bay bay yaparız. Adadan şey elenenler de. Aa, oldu. O Instagram 2'den 4'e gelmiş ben... ya. Bak bir anda gelebiliyorsun yayına, gördün mü? Ben deniz biyoloğu değilim ama. Ne işin vardı orada o zaman? Okuyorum. Eczacılık. Vay anasını. Bir deneyim mi yaşamak istedin orada? Hedeflerim var yani. Marin Biology hep böyle bir hedefim olduğu için, böyle bir hayalim olduğu için bu alanda birazcık birleştirmek istedim eczacılıkla. Öyle ilginç hedeflerim var ileride. Valencia'da değil mi? Efendim? Valencia'da mıydı? Valencia'yı çok iyi bilirim de o yüzden. Yani kalpte Valencia sayılmaz. Ha, okey. Peki anlatır mısın biraz? Gördüklerini şöyle yazdın orada. Bayağı da okumaya çalıştım ama öyle ara ara okuyunca olmuyor tam. Biraz deneyimlerini anlatsana bize. Araştırmayı falan. Yani şöyleydi. Bizim aslında genel olarak bir araştırma laboratuvarında yaptım. İMEDMAR dediğimiz. Orada böyle genel olarak nakra denilen bir çeşit kabuklu büyük bir canlıyı çalışıyorlar. Tam şu an Türkçesini bilmiyorum açıkçası. Molusk dediğimiz aslında. Molusklar, onlar da çalışıyorlar. Molusk da açık istersen, insanlar anlasınlar. Yani tam nasıl açık? Büyük kabuklu canlılar, tam istiridye olmuyor sanırım. Türkçesi tam ne oluyor bilmiyorum şu an. Kabuklu büyük canlılar yani bir yani, 50 santime... Yumuşakçalardan hani anlatabiliriz aslında. Ne hatırlayalım? Onlarla ilgili Akdeniz'de genel bir pandemileri başlamış şu anda kendi türleri arasında. O türün böyle nasıl anlatayım? Bir parazit tarzı bir canlı. Sanırım böyle sindirim sistemlerini bozduğu için çok ciddi ölümle yüz yüzeler şu anda. Ve İMEDMAR laboratuvarında staj yapmıştım. Evet. Orası meşhur bir yer bu arada İspanya'da. Evet. Orada staj yaptığımda genel böyle kendi web sitelerinde de şey yapmışlardı zaten. Ölüsünü bile bulursanız lütfen bize bildirin. Aha. Tarzı bir açmışlardı. Bununla ilgili bu bakterinin parazit tarzı bir kendi ölümlerine sebep olan parazit. Bakteri herhalde, aynen tam. Nasıl öldürdüklerini, öldürdükleriyle alakalı çalışmalar yapıyorlardı. Böyle işte tam olarak nereyi devre dışı bıraktığını inceliyorlardı veya bu konuyla alakalı ne yapabilirler. Bakterinin çalışma alanlarını, yani nasıl bir etraf environment ortamında yaşayabildiğini araştırıyorlar. Hı hı. Ve nasıl anlatayım? Yo, anladık biz. anladık. Güzelmiş yani, güzel bir deneyim. Çünkü bu canlıları çalışan çok az yer var açıkçası. Ben mesela mürekkep balıklarını çalışan bir laboratuvar içerisinde oldum. Çok enteresan bir şekilde çok yüksek hızlı karelerle benim doktora yaptığım yerde, Wageningen'de, Hollanda'da, Doruk bilir, geldi oraya defalarca. Hı hı. Orada beni ziyarete gelip single matları getiriyordu, onları gömüyorduk. Araştırma konuşmuyorduk tabii bir süreden sonra. Ama çok hızlı kameralarla bunların jet motorlarını, yaptığı bu jet şeyini veya mürekkep salma şeylerinde veya kamuflaj şeylerinde yani o kamuflajı yakalamaya çalışma noktasında bazı araştırmalar vardı ve hani çok özel kameralar falan kullanılıyordu. Gerçekten burada. Bazıları siyah beyazdı. Çünkü bakterinin nasıl bir ortamda yaşayıp çoğalabildiğini öğrenmeye çalışıyorlardı ve bunu çözdükten sonra bu yumuşakçalı yaşatabiliriz. Hani bakterinin yaşayamadığı ama yumuşakçalının yaşayabildiği ortamları yaratmaya çalışıyorlar laboratuvarda. Çok güzel. Ve hani sıcaklık ayarları farklı mesela. Hani sanırım yumuşakçalar daha soğuk sularda yaşayabiliyor ama bakteriler için biraz daha yüksek olması lazım. Hı hı. Önce suyun sıcaklığının değiştirilmesi üzerinde çalışıyorlardı. Sonra Akdeniz sıcaklığı da belli olduğu için onun çok sağlıklı olmayacağını düşündüler. O yüzden başka yollar deniyorlar şu anda. Bunun için aynı zamanda ahtapotlarla alakalı da çalışma fırsatı buldum. Ahtapotlar da gerçekten Balenciaga komüniteye bağlı birkaç farklı limandan her hafta böyle 25-50 sayıya yakın ahtapot geliyordu. Kesip canlarının büyüklüklerini ölçüyorduk. İşte canlı mıydı bunlar gelenler? Yok, gelenler canlı değildi. Ha, ölü. Tamam. Avlanmış şeyden, balıkçılıktan gelen. Aynen öyle. Limanlardan toplanıyor.
Hangi limanda işte kaç tane ahtapot hangi büyüklüğe erişmiş, bunun verilerini topluyorduk. Öyle spermatofor tarzda laboratuvar işleri sonrasında. Çok iyiymiş. Güzel bir tecrübe. Şey sormak istiyorum ben arkadaşlarıma. Ne düşünüyordum ya? Ahtapotlarla alakalı azalmayı, yani ikiniz de 20 senedir en azından dalıyorsunuz. Hani doğru, daha fazla zamandır daldı biliyorum. Erkan, sen ne zaman başlamıştın? 21 yıl hocam. 21 yıl. Evet. Benimki 96. Senin Doruk neydi? Senin de 98 falan olmalı değil mi? 98 ama servis dalışı sevmiyorum. Tamam. O tarihten itibaren. Bir de geçmişinizde hepinizin vardır biliyorum. İşte snorkel, morkel yapmışsınızdır şey öncesinde. Ahtapotları görüyorsunuz. Şu tarihlerde yaptığınız dalışlarda aktif dalış yapan insanlarsınız Türkiye'nin farklı noktalarında. Bana gözleminizi söyler misiniz? Ahtapot sayısı anlamında eskiye nazaran 2000'lerin başı mesela diyelim. Yani bütün canlılarla olduğu gibi onlar da azaldı. Ciddi azaldı. Bölgesel olarak tükendi. Sayıya dök bunu. Orana dök mesela. Yani 1/4 diyelim. 20 yılda 1/4 bence. Yani mesela 2 saatlik bir dalış içerisinde, 4 saatlik bir dalış, 2 dalış içerisinde bir tane görüyorsan şu anda 16-20 saatte bir ancak görüyorsun gibi, gibi diyelim. Gibi. Sen nasıl Erkan? Mert hocam, tarihte verim net bir şekilde 1994-95 civarlarında Akçay'da, yani sahilden kıyıdan geçtiğimiz zaman insanların da denize girdiği yerlerde bile inanılmaz derecede ahtapot görüyorduk. Kıyıya kadar geliyorlardı, yani ne kadar, bir diz seviyesine kadar onlarca görüyorduk. Bu son zamanlarda ciddi anlamda azaldı. Ama Ayvalık'ta çok gördüm. Bu beni mutlu etti. Ama Türkiye genelinde diğer dalış noktalarını düşündüğüm zaman inanılmaz derecede az. Ama Ayvalık'ta çok gördüm. Bu beni mutlu etti işin açıkçası. Ama ortalama olarak baktığımızda maalesef çok az görmeye başladık. Kesinlikle. Nehir'cim çok teşekkür ederim. Başka birini daha davet etmek istiyorum buraya. Tamam. Çok güzel bilgiler verdin. Yine başka bir günde konuşuruz diye düşünüyorum. Fırsat verdiğin için. Tamam. İyi geceler. Devam ediyoruz. Ben Deniz ve Balığı buradan invite etmek istiyorum. Çok güzel. Onu takip ediyorsunuz paylaşımlarını. Deniz'le alakalı çok güzel paylaşımları var. O da belki başka bilgiler verecektir. O da gelirse biz ahtapot konuşmaya devam edelim. Balıkçılıkla alakalı çok. Diver abi çok düştü diyor bu arada. Ne kadar düştü onu da yazarsan. Peki siz gördünüz mü herhangi bir ahtapotun, yavrulamış bir ahtapotun kayaya yapıştırdığı şeyleri, yumurtaları? Denk geldiniz mi hiç? Ya ben şimdi ahtapot yumurtasıyla mesela sübye yumurtasını nasıl ayırt edeceğim? Şöyle, sübye, kalamar, ahtapot. Bu arada şeyin çok güzel bir filmi var. Lütfi. Lütfi'nin ödül de almıştı ufak kısa su altı belgesel yarışmalarında Mother diye. Ahtapotların bir ahtapotun, anne ahtapotun işte yavrularına besleyişi, havalandırışı ve ölüşüyle alakalı bir filmdi. Ödül de aldı. Yurt dışında, Amerika'da olması lazım. Birkaç festivalde ödül aldı zaten. Çok güzel film. Şöyle. Şimdi mürekkep balığı bu aksirelle dediğimiz turuncu sarı 20 metrelerden başlayan süngerler vardır ya erekte. Böyle hani iki tane şey olur, tek kollu olur falan. Böyle loblu 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 olur. Onların üzerine kurdele gibi böyle sanki bir baloncuğu şişirmişsin de şu kadarcık bir şey ama. Böyle kurdele 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 siyah gördüklerimiz mürekkep balığı yumurtası. Görmüşsünüz, hatırlıyor musunuz hafızanızda böyle bir şeyi? Evet. Sonra deniz çayırları içerisinde veya işte mercanlar, gorgonların üzerinde Kuzey Marmara'da, Saroz'da veya süngerlerin üzerinde gördüğünüz şöyle 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 ince uzun giden şeffaf şeyler, yumurta kesesi gibi görünüşler, kalamar yumurtası, hatta sarkar onlar, böyle akıntıların olduğu yerleri bırakmayı severler. Hiç görmeyeceğiniz, sadece ahtapot varken görebileceğiniz içerisinde bir ahtapot, kıvırmış kollarını, o kayanın içerisindeki ahtapot gözler falan görüntüsünü bilirsiniz.
orada mağaranın tepesine asmış olduğu şöyle beyaz 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 şeyler de ahtapot yumurtası. Aynen kalamar yumurtasının küçüğü gibi. Ama ahtapot hiç ayrılmaz işte. Onun için ölüyor zaten. Öyle bir şey. Oradan sonra öldükten sonra da bazen benim şeyden bulduğum oluyor. Böyle yuvaları. Çok nadir tabii. Çok nadir bir karşılaşma bu. Çok özel bir karşılaşma. Mürenler. Çok fazla bir yerle şeyse birkaç tane, iki üç tane, beş tane falan müren varsa. Çünkü ölmüş bir ahtapot var orada ve belki çıkmış yumurtadan şeyler. Tabii çıkmıştır çoktan. Ve o kalan keseleri ve şeyleri yiyorlar. Ahtapotları yiyorlar. Böyle bir manzara. Ben, müthiş yani. Ben denk gelmedim. Ahtapot yumurtasına denk gelmedim. Gelmedim. Yok. Erkan sen? Hayır. Ben de gelmedim. Ben de hiç yani. Görmedim hocam. Kalamar, kalamar çok gördüm ama ahtapot hiç görmedim. Doğru. Peki var mı enteresan bir anınız? Cem seni invite ediyorum. Gel istersen. Sen de bayağı bir geziniyorsun şu an. Çok fazla gördüğünü düşünüyorum ahtapot. Sergio abi seni daha önce invite etmiştim. Şey invite diyorum ya. Türkçe konuşsana. Davet etmiştim. Peki neler var başka konuşabileceğimiz? Bir tane aklıma gelen ahtapotlarla alakalı bir şey vardı ama yayın sırasında sizi şey yapınca, davet edince unuttum. Benim var mı peki enteresan bir anım diye düşünüyorum. Çok var aslında. Yani avcılık sırasında zaten deli gibi var. Çok komik de anılar var. Ama bu avcılığı bıraktıktan sonra araştırma sırasında işte anlattığım, işte yetiştirmeye çalıştığım çok talihsiz anılar var. Bir de oynadığım çok oldu. Yani ele almaktan bahsetmiyorum ama yuvasını keşfettikten sonra işte çekmeye çalışmakla alakalı bir şey. Kamera yerleştirir, onun hareketlerini görüntüle falan gibi şeyleri çok fazla yaptım. Şey, tropikte biraz değişebiliyor. Şey çok enteresan bir konu. Bizdeki ahtapotlarla tropik denizdeki mercan resiflerindeki ahtapotlar çok ilginç. Şimdi bizdekiler bizim terayine göre, bizim zemin habitatına göre bir kamuflaj, lanma yapıyorlar. Ama oradakiler mercan resiflerine göre yapıyor. Düşünsenize oradaki renkleri. Ve onların kamuflaj sistemlerine göre bir kamuflajlanma, gizlenme yapıyorlar. Ve renkleri ona göre değişiyor. Zaten bu da enteresan bir çalışma. Aslında ikisinin farkını anlamak çok ilginç. Bir de şöyle bir şey var. Şeyi okudunuz mu? Other Minds diye bir kitap var. Ben yazmıştım bir ara. Başka Hayatlar, Başka Yaşamlar diye bir mükemmel bir popüler bilim kitabı var ahtapotlar üzerine. Ahtapotların işte bilmem kaç milyon yıl önceki ilk çıkışı, evrimi, yani ilk çıkış derken ahtapot ahtapot değil işte kabuklu yüzer canlılar vardır. Onların adını unuttum. Fosiller. Aynen kalamarlar sanki bir kabuğun içine girmiş gibi. O kabuklar değişim gösteriyor. Daha sonra zemine işte ahtapot milyon yıl geçiyor bu arada. Zemine iniyor ve evrim sürüyor. Ve ahtapotların şu anki şekli oluyor. Ve ahtapotların işte bütün bu özellikleriyle alakalı habitatlardaki görevi falan diye sorduk onunla alakalı. Nereden geldi, nereye gidiyor, uzaylı mı onlar falanla alakalı. Ve hatta işte en enteresan şeylerden bir tanesi Avustralya'da çok güzel bir makale vardı. Ahtapot City, Ahtapot Land falan dedikleri ahtapotların yurdu, vatanı gibi bir yer bulmuşlar. Ve delikli delikli bir sürü ahtapotun sosyal bir yaşam sürdüğü bir ütopya gibi bir şehir bulmuşlar. Onun da anlatıldığı bir şey. Böyle kitap tavsiye ederim. Other Minds. Diğer akıllar, başka akıllar, farklı akıllar olması lazım Türkçesi. Siyah kitabı mı? Kara Yayınları mı? Neydi yayın evinin ismi? Oradan çıkıyor ama bulursunuz internette. Çok şiddetle tavsiye ediyorum. Popüler bilim kitabı. Popüler bilim kitabı seviyorsanız çok seveceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Var mı aklınıza gelen bir şeyler arkadaşlar? Mert hocam şöyle bir şey var. Bir bence ahtapotların belki yanlış düşünüyorum bilmiyorum bir karakterleri var bence yani vardır muhakkak. Zaten çok zeki hayvanlar. Eğer sizi tehditkar görmedikleri zaman onların bir duruş şekli var. Hı-hı. Yani barışçıl yaklaştığınız zaman sizi tehdit olarak görmediği zaman yuvasından çıktıklarında bir duruş sergiliyorlar. Ben bu duruşu farklı farklı ahtapotlarda hep aynı gördüm. Sanki bir karakter gibi. İçine kaçtıkları zaman seni uzaktan görüp de kaçtığı zaman da içeride nasıl duracağını tahmin ediyorum ve o duruşunu hepsinde hemen hemen aynı duruşta gördüm. Bence bunların saklanırken bir
duruş pozisyonları var. Sizi tehdit olarak görmediklerinde bir pozisyonları var. Yanlış da düşünüyor olabilirim. Gözlemlediğimde hepsinde heyecan seviyeleri ve bedenlerinden anlaşılıyor şeyler. Yani sadece tek gözünü gösteriyor. Evet. Tek gözünü gösterip kafasıyla kendini saklıyor. Bu yani kaçtığında o delikte hep aynısını gözlemledim. Artık nasıl duracağını ben tahmin edebiliyorum kaçtığı zaman. Hepsinde de hemen hemen aynı şeyi gördüm. Duruş pozisyonlarını. Evet. Ben, yani başka bir karakterdi bilmiyorum. Bir de Kaya'da böyle bir şeyleri vardı. Normalde işte şey meraklıysa kafasını şöyle uzatır. Şöyle. Evet, çok evet, evet. Gözler yukarıda olur. Ne oluyor falan. Hani böyle ben mesela bazen ben de oyunlar oynarım. Saklanırım falan böyle. Ama kabarcıkta da fırı çıkıyor falan böyle. Ulan nerede bu falan. Kedi vardır yani kediler şey yapar. Onun gibi. Rırt diye çıkar gözler. Ufaklar çok meraklı oluyor. Bazıları da çok korkak oluyor ama şeyler de çok oportunist oluyor. Mesela eskiden kıyılara gelirdi. Çok hala geliyor ama biraz daha korkusuz olanlar, avcılık stresi olmayanlar, hayvan da öğreniyor tabii ki. Ya böyle akşam saatlerinde falan, sabah saatlerinde böyle şeye gelirlerdi, kıyıya gelirlerdi. Hatta bazıları deli gibi korkardı, ayağımıza saldırdı, atladı falan diyen kadınlar olurdu. O da çok, çok enteresandır çünkü beyaz görüyor ayakları. İlginç geliyor. Büyük ihtimalle ondan olsa gerek. Cem bu arada seni davet ettim ama daveti alamıyorsun galiba. Murat seni de davet ettim. Biraz senle konuşurum. Ben çıkabilirim. Nasıl istersen abi. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Geldiğiniz için gece. Evet. Suakan dolu. Bodrum, Seferihisar ve Karaburun'u görebiliyoruz ama Fethiye, Kaş, Ölüdeniz, Kemer gibi az görüyoruz. Bodrum, Seferihisar, Karaburun'un ortak özelliği Ege'den, güneyinden kuzeyine gidiyor. Öbürü ise Akdeniz. Enteresan. Bak Kaş'ta diyorsun. Ölüdeniz ve Kemer diyorsun. İlginç. Ha. Evet. Sercu abi geliyor galiba. Sonunda. Murat Acun, Duba iplerinde kalamar yumurtası çok denk geldi. Duba iplerinde kalamar yumurtası çok denk geldi. Abi Sercu abi sürekli katılmak istiyor. Ben de katıl diyorum ama katılamıyor. İzin veriyorum, katılamıyor. Niye oluyor acaba? Olmuyor. Maalesef olmuyor. Okey. Marmaris'te ben görmüştüm 10 sene önce. Şahane bir deneyimdi. Kesinlikle katılıyorum. Şu an evet basıyor. Katılmaya çalışıyor ama katılamıyor. İlginç. Bu niye olacak acaba? Enteresan. Neyse devam edelim. Başka soru var mı arkadaşlar? Başka aklınıza gelen bir soru var mı? Volkanos. Çok meraklılar. Önlerinde deniz kestanesiyle beslendiğinde kolları ile yaklaşıp yavaş kestaneyi alıyor. Ve çok güzel görseli oluyor. Evet bazıları sakin olabiliyor gerçekten ve böyle biraz daha friendly olabiliyorlar, meraklı olabiliyorlar. Daha onlar biraz daha belki daha böyle az panik, daha cool karakterli olanlar diyebiliriz belki de. Sergio abi seni şey yapmaya çalışıyorum ama olmuyor, sürekli kabul ediyorum ama olmuyor maalesef. IG'sini, Instagram'ını güncellesin diyor. Ha ondan olabilir. Tabii ki çok haklısınız. Çok doğru. Evet arkadaşlar. Bayağıdır konuşuyoruz. Galiba 1,5 saat oldu. Galiba soru da yok. Çok güzel bir yayın oldu. İlk defa da bir insan davet ettim. Hatta bir sürü insan davet etme şansım oldu. Böyle böyle daha güzel olacak. Konuşarak daha tatlı olacak. Daha keyifli olacak. Sergio Ekşiyan. Ben bu katılma konularında iyi değilim. Yok iyisin abi de çok güzel de konuşur Sergio abicim katıldığı zaman. Başka bir akşam artık onunla da bir yayın yaparız diye düşünüyorum. Özel, ona özel bir yayın yaparız. Onu da anons ederiz. O da katılır. Konuşuruz. İyi akşamlar. İzmir Muar Dağı'nda ayı balığı koyunda fokların yuvasının demir iskele yapıldığı yıkım kararı. Evet. AFAK, Akdeniz Fokları Araştırma Grubu tarafından yazılan yetkili makamlarla şeylerle rapor neticesinde yıkılma kararı alındı. Savcılıktan bildirmesine rağmen yıkılmıyor. Lütfen bu konuyu da gündeme taşır mısınız? Evet dediğim gibi zaten yıkılma kararı alındı. Onun takipçisi olacaklar. Eminin olun o yer yıkılacak. Hiç kimse o yeri tutma şansı yok. Ciddi şekilde dernek bu konuyla alakalı uğraşıyor diyebilirim. Les Meandres. Konu geçtim bilmiyorum ama
Türk sularında popülasyonları azalıyor gibi. Samis'te de azmış. Doğru mu? Doğru tabii. Biraz önce konuştuk zaten. Hani oranını da verdiler bazı arkadaşlarım. Doruk 4'te 1 dedi. Ben daha da azaldığını söyleyebilirim. Çok az. Gerçekten çok azalmış vaziyette. Avcılığın kesin ve kesinlikle limitlenmesi gerekiyor. Ciddi bir koruma çalışması başlaması gerekiyor. Avcılığın limitlenmesi gerekiyor. Kesin bir şeyler yapmamız gerekiyor. Eyvallah Cem'cim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yavaş yavaş kapatma taraftarıyım. 1,5 saat oldu. Yorulduk. Bu yayının kapattıktan sonra tabii ki kaydını alacağım. Ardından YouTube'a koyacağım. Ha Murat'cığım kabul ediyorsunuz ama ben de giremedim yerine. Niye acaba ya? Bu evet sizin Instagram'la, şimdi diğerleri girebildiğine göre sizin Instagram'la alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü cart diye girdiler orada ve ben kabul etme etmeme şeyinde pozisyonda değilim. Onlar ask ettiği zaman, sorduğum zaman hemen girdiler. Başka bir zaferi artık diyelim. Sözüm olsun. Çünkü 1,5 saati geçtik. 1 saat 40 dakika oldu. Bir dahaki yayında şey yaparız. Böyle zaten diyalog şeklinde olunca çok daha keyifli oldu. Hepinize sevgiler arkadaşlar. Ahtapot 1 yaptık. Belki bir tane daha yaparız. Şöyle biraz sorular gelirse güzel güzel bir sohbet yaparız diye düşünüyorum. Hepinize sevgiler Bodrum'dan. Artık başka konularda görüşmek üzere. Benim YouTube kanalımda bu videonun veya işte şeyin canlı yayının şeyini görebilirsiniz. Cansız versiyonunu. Hepinize sevgiler, iyi geceler diliyorum. Diyerek yayını kapatıyorum. Posidonia Project arkadaşlar takip etmeyi unutmayın.